bu İlayda'nın deyip biri basmadım. Yapmadım. Ben, yok, sizden bahsediyorum. Siz gittikten sonra sonradan gelenler böyle oldu. Zaten söylüyorum. Umarım izlemişsinizdir. Gizem'e puan vermişler. İlayda'ya vermemişler. Puan vermişler, pardon. Siz yokken iki hafta üst üste bir de sık kazanmış. Ama bir söyleyebilir miyim? Evet, ama Ayşe Hanım, hatırlamıyor musunuz? Bana hep bir, bir, bir. Ben bulanıp ben fazla. Sen de aldın. O zaman bilezikleri nasıl aldın? Sen... Sadece kayınvalidenin bulmasıyla. Kayınvalidemin, Gülcan teyzenin, diğer kayınvalide arada bir verdi ve Onur Bey'in de puanı var. Ama siz, ben de diyorsunuz ki sadece Gizem şansı alıyor, değil mi? Hayır. Tabii ki hayır. Bana tabii ki şansa. Ben hep şanssızlıktan yana olduğumuzu söylerim. Onu ben asla şans sizin alıyor diye sizin iki hafta gitmeniz beni ilgilendirmez ki, ama keşke gitmeseydiniz. Tabii ki biliyorum. Cani Gönül'den gitmek istemediğimizi biliyorum. Ben Aysun'da iki hafta gitmiştim. Aysun gitti. Pardon, ben bitireyim mi? Ben bitireceğim ilk önce Nurten teyze. Çok kızgınım çünkü. Aysun, ben varken de iki hafta boyunca yarışmıştı değil mi? Birlikte yarışmıştık. Evet, ve eğlenmiştim. Ben yine potaya kalmamıştım. İlk hafta ben yine ilk geldiğim hafta ben potada değildim. Sanki ilk geldiğin hafta bilezik mi aldın? Hayır. Ben eğlenmiştim. Pardon. Ben İlayda ile bileziğe kalmıştım. Sen yine potadaydın. İlayda da aynı senin gibi konuşuyordu. Yapma. Niye yapma? Hata yapıyorsun. Ama sen beni yersen ben de söylerim. 15 bileziği alana bir havalar geliyor yani. Ben üst üste almadım ki bunları. Neyse artık, biz gittikten sonra aldın. Sen varken de burada aldın. Geçen hafta kim aldı? Ben de havalara girdik. Şimdi başladık. 5 bileziğine havaya giriyordu. 15 bileziğine havaya girsek çok mu? Girme bu havaya. Ben dün İlayda'ya bir kelime söyledim. Dedim ki damdan düşenin halinden damdan düşen peki, anlar. Peki Nurten teyzeciğim, Aysun buradayken ben bilezik almadım mı? Hata yaparsın, Aysun, yapma. Aysun buradayken ben bilezik almadım mı? Size soru soruyorum. Hayır, almadın hayatım. Aldım ya. Hayır, biz geldikten biz sonra. Biz değil mi? Aysun'a geldikten sonra bir kere aldı. Fark evet, önce, gitmeyin, gelmeyin, gidişin, gelişin hiç ilgilendirmez. Biz aldık, gidince de aldık, sen gelince tamam, de aldık. Tamam, o süre zarfında adaptı oldunuz Semra teyze. Ben onu eleştirmiyorum ki. Adaptı sürecini anlatıyorum ben. Nurten teyze zaten burada kalan adepte oluyor. Zaten buraya gelen ev hanımları, yani 10 yıllık ev hanımıyım diyor. Evet, benden 1000 kat daha iyi tabii olması ki lazım. Yani 12 yıllık gelinim diyor, yapamıyor. Ama sadece buranın elini bilmediği için yapamıyor. Ben de onu söylüyorum. Evet, evet, evet. Ben de onu savunuyorum. Yani o aldım. Evet, onun örneğini verdim. Gizem yapamıyordu. Semra'nın puan tabii bile kullanamıyordu. Tabii alıştılar, buraya yaptılar. Ben de onu biz söyledim. Biz de öyle, biz de alıştık. Tam da ben de bunu söyledim. Ben de bunu söyledim. Peki niye Gizem gitsin diyorsun? Herkes sordu birbirine, ben sordum, o öyle dedi, ben de Gizem gitsin dedim. Hani diyorlar ya, güçlü rakibin yani, gitmesini mi istersin? Peki güçlü rakibin. Şöyle bir şey yapalım. Öyle de o zaman. Semra Hanım, kim gitsin? O da Aysun der. Demez o. Kimi? Aysun der o da. Ben dedim içeride de zaten Hülya. Seher Hanımlar gitsin dedim. Seher Hanımlar. Gülcan İçeride Hanım. Öyle dedim. Allah. Biz gitmeyelim de kim gitmek istiyorsa gidebilir. Ama evet, yuvarlak bir cevap oldu şimdi. Siz Gizemler dediniz, size efendim. İlayda. İlayda da gitsin. İnşallah sen gidersin. Bu da beni İlayda der. İlayda, yeni gelenler ya, onun orasını kimse bay bay yapacağım. Ben de sana bay bay yapacağım. Tamam kızım, yap bay bay. Göreceğiz biraz. Vallahi hatta dedi şey... ki Seher Hanım, çok özür diliyorum. Gizem'e bir vereyim oynayacağım dedi. Gelinler, biraz kaderiniz Nurten Hanım'ın elinde. Evet. Bugün. Ay Onur Bey. En korktuğumuz. Ay, yine mi en yok, ağır yük bana kaldı. Evet, yani şu finallerde... Bir VTR'miz daha var. O VTR'den sonra tadıma geçeceğiz zaten de. Yani inanılmaz puanlar değişti. Tepe taklak oldu puanlar. Hadi. Yani inanılmaz değişti. Ben bile baktım tabloya ve şok içindeyim. Bilmiyorum. Hayırlısı diyelim artık. İnşallah. Hayırlısı diyelim. Geldik haftanın en kritik anı. 5 altın bileziğin sahibi olan gelin, gelini mutfaktaya veda eden gelini şimdi gelelim ikinci VTR'mize. Yabancı bakıcıya bakalım kimler nasıl yorumlar yaptı, izliyoruz. Eşiniz size sormadan çocuğunuza bakmak için yabancı bir bakıcı tutuyor, siz ne yaparsınız acaba? Yabancı bir bakıcı derken? Yani kızmam, mutlu olurum çünkü oğlum bir dil daha öğrenmiş olacak. Ben de kendime güveniyorum, özgüvenim tam olduğu için, kıskançlık krizim de olmadığı için kıskanmam, yani benim için sakıncası yok, alabilir. Ben izin vermem. İzin vermiyorsun? İzin vermiyorum. Gelinim baktım çocuklarına, itlerim evinde oturttum. Aha. Çocuklarını kendi yetiştirdi. Onur Bey, ben böyle bir şeye izin verir miyim sizce? Böyle bir şeye izin verirsin bence. Asla vermem. Asla. Hani hiç gerek yok öyle bir şeye ya. Ben zaten kıskanç bir insana. Bir de evde yabancı kadın olacak. Allah Allah, yok öyle bir şeye asla izin vermem.
güzel bir fikir. Yani anne tabii ki eğitimini veriyordur Aysun ama onların eğitimliyse eğer bakıcı, gerçekten eğitimli almışsa isterim. İsterim. Onun dil eğitimini verir, ona göre ilgilenir. Yabancı bakıcıya ben her zaman açığım. Aa. Ama bir 60 yaşında matmazel olursa eğitim kabul edebilirim eğitim için. Eğitim dediğiniz zaman bir geri adım atarım çünkü isterim eğitimini almasını yabancı dili. Ama İlayda'ya soracak olsak İlayda kesinlikle kabul etmez diye düşünüyorum. Evet. 80 yaşlarında tontoş bir nene gelip ben uyurken sallayabilir. Onun da işi gücü yok. 80 yaşında gelecek sizin bana eve gelecek. Eğitimli olursa, gerçekten biraz da yaşı olursa isterim yani. Kızarım ben Servet'e. Niye? Oğlum derim, Gizem ne güne duruyor, baksın çocuğuna derim, evde derim. Evet. Oğlum para verme derim, yazık derim. Yazık, yazık, yazık. Anlayamıyorum ya, buraya gelince var, şuraya gelince bir şey oluyor böyle kadına ya. Normal der ki, oğlum tabii tutalım, yapsın, Gizem yorulmasın. Şuraya geçiyor, ben yokum ya. Atıp tutuyor, sanki atıp görmeyeceğim. Tutuyor. 2 yaşına kadar bak, ondan sonra ver. İngilizce gören ana kreşlere, onu nelere, şuna buna. İstersen. Oğlunu ben hiç verme demiyorum ya. Sağ ol. Ne diyeyim yani? Sonra gönder, nereye gönderiyorsun? Küsüyorum ya, ben var ya çok değişik cevaplar veriyor. Ben diyorum ki, hatta orada da söyledim, kayınvalide tutulsun ister. Hani ben yorulmayayım ister. Ben seni gitmeyi istiyorum çocuğu. Orada net cevap veriyor da burada böyle bir değiştiriyor. Bence de. Eklemeler yapıyor, çıkarmalar yapıyor. Servet'le barıştın mı? Aradım hiç aralarda falan. Hiç. Hiç adını, evde. Adını duymak istemiyorum şu an. Allah Allah. Ne yaptı da? Söyle. Kalbimi kırdı benim. Semra Hanım, siz biliyor musunuz? Yok, ben bilmiyorum. Hiç. Gizem sana kim kabahatli sence? Ben hiç bilmiyorum ki. Olaydı mı? Bilsen de kim kabahatli olur, ben. Evet. Allah bilse Allah. De ben gerçekten ya, ne olursa olsun hep ben. Barıştıralım o zaman sizi Semra teyzem öyle birisi değil. Ha? Yok. Çok bak, gözlerim şurada pıt edecek yani, barışmam. Buraya gelse hani belki şu an, şurada olsaydı belki, çok kızgınım. Servet'in sesini duysan. Burada mı? Ankara'da mı şu an? Ankara'da. Ankara'da. Bence sen kocanı özlediğin için öyle şeyler. Bak, bence de uzakta oldukları uzakta için. Olduğu öyle için. Oluyor uzakta. Yakınında olsa belki daha farklı olur. Tamam, eyvah, tamam. Gözler evet, doldu. Gözler doldu. Peki bir şey soracağım. Şimdi bakıcı, atıyorum Servet Bey dedi ki İngilizce biliyor, işte ne bileyim çocuklarımız Almanca da öğrensin, İngilizce de öğrensin falan. Yani sen de çalışıyorsun. İşte 80 yaşında olursa teyze öğretebilir, yoksa ben çok kıskancım yani, dayanamam. 80 yaşındaki kadın. Senin çocuğuna nasıl baksın 80 yaşında? Olsun 70. Allah Allah. Ama genç biri olmayacak. Ya mümkün. Ama asla. Ben kendime güvenmediğim için değil de Servet'e de güvenemem ama içim böyle bir huzursuz olur, böyle bir gıcıklanırım. Ama mesela bakıcı erkek olabilir. Ha. Mesela bir İtalyan. Mesela sonra Servet. O olabilir. Servet. Ona izin verirse tamam. Olabilir. Yok. O. Başka türlü. O da olmaz. Ben kendim. Eşin de onu ona kabul eder mi erkek? Ben niye diyorum? Koca, eşin kabul etmiyor. Pardon. Eşin zaten kabul etmez. Ben kabul etmezsem o edebilir mi? Ben asıl şöyle bir şeye şaşırdım. Hülya kabul ederken olabilir diyor. Ne kadar da güzel bir şey diyor. Siz dediniz ki asla kabul etmiyorum. Ben isterim gelinim büyüsün çocuklarını. Ha, büyüdükten sonra biraz çocuklar büyür, gene tutabilir. Gene bakıcı bir şey edebilir. Çünkü yabancı dil öğrenecek çocuklar. Baktırmasın demiyorum. Ama çocuklarını biraz kendi büyütün. Çalışıyorsan mecbur birine baktırmak zorundasın. Çalışmıyorsan da bakacaksın yani. Ya o benim kendi kararım anne. Benim evim. Ben ama ben oğluma kızarım. Sen kızarsın. Sen de bakarsın. Çocuklarına. O benim bileceğim iş. Bakardı. Ben bakıcı ister getiririm evime, ister getirmem o, yani. Oğlum getirirse getirir. Tamam, getirmem. Ben oğlunla zaten anlaşırsam böyle bir şey olabilir. Oğlum getirirse. Ama sonra...